Şen Türkiye'de bu haftaki ilimiz Bartın. Ve sevgili izleyiciler, şu an bizimle birlikte olan Bartın milletvekilimiz 10 yıl öncesinden bugüne kadar Bartın ve ilçelerine yapılan yatırımları konuşacağız. Ama sayın vekilim, öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Ben Yılmaz Tunç. 1971 Bartın Ulus ilçesinde doğdum. Mesleğim avukatlık. 2007'den bu yana da Bartın milletvekiliyim. Bir sayın vekilim, bizler AK Parti ile Türkiye'nin değişimini biliyoruz. Yeni Türkiye'de nasıl bir yeni Bartın oluştu? Neler yaptınız? Ne gibi yatırımlar var? Neler devam ediyor? Tabii Türkiye koalisyon dönemlerinden sonra 2002'de AK Parti ile tek başına iktidarı yakalayınca bütün 81 vilayetimiz bir yatırım hamlesine sahne oldu. Bundan elbette ki Bartın da fazlasıyla nasibini aldı. Bartın 3000 yıllık tarihi geçmişi olan doğal güzellikleriyle gerçekten ülkemizin nadide köşelerinden, Karadeniz'in şirin bir ili, sahil şeridinde iki tane ilçemiz var. Amasra ilçemiz ve Kurceşile ilçemiz. Kurceşile ilçemizde de ahşap yat tekne imalatı vardır. Geleneksel Osmanlı'dan bu yana 400 yıllık bir gelenek. Bu geleneği sürdürüyor şu andaki eski ustalarımız. Tabii biz bu geleneğin yaşatılması adına ahşap yat tekne sanayi sitesinin kurulmasıyla ilgili çalışmalar başlattık. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile beraber bir proje yürüttük. Şu anda sahanın altyapı çalışmaları tamamlandı ve ahşap yat tekne imalatçılarına tahsis edilebilecek noktaya getirdik. İç kesimlerde de bir ilçemiz var. Orası da Ulus ilçemiz. Sizin memleketiniz değil mi sayın vekilim? Doğduğum yer. Amasra'da oturuyorum ama doğduğum yer Ulus. Ulus ilçemiz de doğal güzellikleriyle, Küre Dağları Milli Parkı'yla gerçekten görülmeye değer bir yer. Şelalileriyle, kanyonlarıyla çok güzel bir ilçemiz. Yaylalarıyla. Teşekkür ediyorum sayın vekilim. Allah çıktığınız yolda muvaffak etsin. Teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Bartın'a geldiğiniz için, bizleri dinlediğiniz ve Bartın'ı tanıttığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir zevkti sayın vekilim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, bizler Bartın milletvekilimiz Yılmaz Tunç'la röportajlarımızın ardından yola koyulduk. Ve şu an arkadaki görmüş olduğunuz bu müthiş manzara, Bartın'ın en güzel ilçelerinden biri Kurucaşile ilçesine geldik. Kurucaşile ilçesi şu an gerçekten ak yatırımlarla çok fazla değişen ilçelerden bir tanesi ve bunlardan herhalde en önemlisi Kurucaşile'de ahşap yat yapımı ustaları, Osmanlı yatlarının yapıldığı ilçe. Buyurun efendim. Kurucaşile Belediye Başkanımız bizimle birlikte. Sayın Başkanım, öncelikle merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. İlçemize şeref verdiniz. Harika bir ilçeniz var başkanım. Evet, tabii gelmeyen bilmiyor ama gelenler de buranın güzelliklerini görüyorlar. Limanınız var, ormanınız var. Mavi ile yeşilin birleştiği bir yerdeyiz. Amasra'ya 40 kilometre bir mesafedeyiz. Ve vatandaşlarımızın Kurucaşile'yi görmeyi davet ediyoruz. Herhalde sevgili izleyiciler, en çok Karadeniz denildiğinde her ne kadar Amasra'yı mutlaka görmeniz gerekiyor olarak biliyoruz biz ama inanın Kurucaşile'ye geldiğinizde çok daha büyük güzelliklere burada şahit olacaksınız. Burada sayın başkanım, şu anki bulunduğumuz liman ne kadar süredir var olan bir liman? 1980'de yapıldı bu liman. 1980'den bu yana var. Evet. Buradan daha önce kömür maden sevki yapılıyordu. Şu anda seyrek de olsa mermer nakli yapılıyor. Tabii bizim bu liman barınak olarak yapıldı. Balıkçılık ve tekne imalatı, bilhassa tekne imalatı burada 400-500 yıllık geleneksel olarak gelen bir sanat.
El emeği göz nuru değil mi? Evet. Teknelerinin en eski ustaları burada. Burada tabii. Osmanlı donanmasına tekne yapılmış bir yer. Daha önce burada büyük gemiler ahşap çektiri şeklinde yük gemileri yapılırdı. Tabii onlar artık ekonomik ömrünü tamamladığı için saç gemilere dönüştü. Onlar en son herhalde 76'da bir tane yapıldı büyük gemi. Ondan sonra değişti. Şu anda motor yat, yelkenli ve balıkçı tekneleri şeklinde ustalarımız devam ediyor. Ya şu an herhalde Kurucaşile'nin merkezi ve köyleri dahil olmak üzere nereye giderseniz gidin babadan atadan kalma bir ustalık var değil mi ellerinde? Tabii ustalık var. Atölyeler var, var evlerin tabii, altında. Evlerin altında mektepli değil de alaylı şeklinde göz mimarı. Peki başkanım özellikle sevgili izleyiciler AK Parti hükümetiyle birlikte Sayın Başkanımızla AK Belediyecilik hizmetlerini inşa ederken buraya bir okul açtınız. Evet bizim geleneksel ahşap tekneciliğimizle ilgili Bartın Üniversitesi'ne bağlı gemi inşaatı, yat işletmesi ve yönetimi, deniz ve liman işletmeciliği bu sene de yeni açılan turizm ve seyahat ajantalığı bölümüyle 4 bölümle şu anda hizmette. Ve biz belediye binamızı okul öğrenim binası olarak tahsis ettik. Şu anda eğitimlerini de bizim belediye binamızla karşıda görülen binada. Şimdi başkanım siz belediyeyi boşalttınız. Boşalttık. Öğrencilere verdiniz. Verdik. Kendiniz başka yere mi geçtiniz? Evet. Kendimiz özel dairenin binasındayız. Ve öğrenciler daha iyi eğitim alsın ya, değil mi? Evet. Peki başkanım sizler hizmete ne zaman geldiniz? Ben 2009'da hizmete geldim. Seçildim. Yolumuz gelirken de görmüşsünüzdür bayağı bir çetindi. Sayın o zamanki Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım Bey'in gelmesiyle burada sözünü vermişti ve şu anda gelirken tünellerden de geçtiniz. Bunlar bittikten sonra Bartın-Kurcaşile arası 20-25 dakikaya düşecek ki burası çok daha rahat ulaşımı kolay bir yer olacak. Şu an engebeli bir coğrafi yapısından dolayı evet. Biraz yol zor gibi gözüküyor. Aslında ama gündüz çok keyifli. Gündüz keyifli. Yani böyle her yerde rastlayamayacağınız yeşillerin arasında bir seyahat yapıyorsunuz. Evet, şu an herhalde bu yol çalışmaları var, devam var, ediyor. Var, devam ediyor. Şu anda tünelin bir tanesinin herhalde ihalesi yapılmak üzere. O da yapıldıktan sonra yolumuz oldukça rahatlayacak. Ama eski yolu gezmek isteyenlerin eski yoldan gelmelerini tavsiye ederim. Peki başkanım, sizler AK Belediyecilik bünyesinde Kurucaşile'de ikinci döneminiz. İkinci dönem belediye başkanısınız. Evet. Böylesi limanı olan, böyle balıkçı ilçesine ne gibi hizmetler yaptınız, neler planlıyorsunuz? Evet, şimdi şu anda devam eden bir kanalizasyon projemiz var. Şu anda yapımı devam ediyor. Su şebekemizin içinde asbestli bir yer vardı. Onun değişimini yapıyoruz. Arıtma tesisimizi yaptık, son aşamalarına geldi. Şehrimizin içini tamamıyla parkeyle kapladık. Çift kabin hizmet aracı aldık. Cenaze aracımızı attık. İşte çevre şehircilikten gibi olarak arazöz aldık. Birkaç projelerimiz daha var. Şu anda oldukça da güçlenme durumundayız. Güçlüyüz. Peki, peki ileriki dönemde nasıl bir Kurucaşile? Şu an izleyicilerimiz herhalde burayı bilenler mutlaka Karadenizliler biliyordur ama eminim ki bilmeyenler de çok. Evet, mutlaka sahil kesiminde tekneyle, balıkçılıkla ilgilenen Türkiye'nin bütün Tarsus'tan Hopa'ya kadar bütün sahilleri Kurucaşile'yi bilir. Tekneyle ilgilenenler. Bizim şu anda bir hedefimizde şey var. Yerini de hazırladık. Karşıda dolgu yeri, tersane alanı. Teknecilere sanayi sitesi olarak yaparsak, onları da bir araya toparlarsak, onların içinde ve bu sanatın da yüzyıllardır gelen sanatın da devamını, idamesini sağlamış olacağız. Bundan sonra herhalde ahşap tekne, anlamında deyince, artık Türkiye'den, dünyadan örnekler için buraya gelecekler. Tabii, burası ahşap teknenin başkenti. Gerçekten evet. Tebrik ediyoruz. Peki başkanım, şu an ahşap tekne yapımı var mı? Tabii. Mesela şu karşıda gördüğümüz yerlerde tekneler yapılıyor. Kurucaşile'de bulunan en eski ustamız kaç yıllık? Kaç yaşında şu an? 85'in üzerinde ustalarımız vardır. Gerçekten görmek evet. Lazım. İsterseniz Sayın Başkanım, buradan tekne imalatının yapıldığı alana geçelim. Geçelim. Kurucaşile'de hemen hemen her yerde
Sayın Başkanımız tersaneyi kuruncaya kadar her yerde bir atölye görmeniz mümkün sevgili izleyiciler. Burada tamamen yıllardır bu işi yapan ustalarımız el emeği, göz nuru, ahşap tekneleri yapıyorlar. Sayın Başkanım burası küçük bir atölye değil mi? Orta ölçekli diyelim Gurceşile bazında. Türkiye ve yurt dışı bazı çalışmalar yapıyorlar. Şu an hatta birkaç tane aynı anda görüyorum ben burada. Evet. Şu an bitmiş durumda mı bunlar? Şu anda gabası bitmiş. Artık döşemeleri ve boyası kalmış bir tekne. Herhalde makine de yerleşmiş. Artık bu boyanıp yüzmeyi bekliyor. Peki başkanım bu bölgede kaç tane ustamız var? Bu işi bilen çok eskiden gelmiş. Eskiden daha fazlaydı. Şu anda zannediyorum 11 tane atölye kaldı. Eğer bunları da birleştirip geliştirmezsek yavaş yavaş yok olacak. Ama bizim gayretimiz bunları yaşatmak. Evet, böyle bununla ilgili harika bir projeniz var, evet, değil mi? Sahilde dolgu alanımız var. Bunda imar planında da çekek ve tersane yeri olarak belirledik. Oraya bir devlet desteğimizle, hükümetimizin de desteğiyle, Sayın Yılmaz Tunç'un da desteğiyle, o da bununla çok ilgileniyor. Orayı yapabilirsek bunları bir araya toparlayacak ve bunların gelişmesini sağlayacağız. Peki ne kadarlık bir proje başkanım, ne zaman sonlanabilir? Ne kadarlık bir süreç? Şimdi şöyle, başlandıktan sonra 7-8 ayda bitebilecek bir proje. Peki tabii bunun asıl şeyi işte kayıkçılarımıza maddi destek. Kendi imkanları biraz kısıtlı. Bakkadan falan çıkacak projeler kapsamında yapmayı planlıyoruz. Peki Kurucaşile'de yapılan bu ahşap teknelerin en önemli özelliği ne başkanım? Neden buradan? Buranın özelliği? Evet, Karadeniz'in en hırçın dalgaları bu bölgede olur. Ve bu bölgede de teknenin en sağlamı yapılır. Önce burada test ediliyor. Test ediliyor. Burada yüzen tekne dünyanın her tarafında yüzer. Peki ağaçlar görüyorum ben. Bunların özelliği nedir? Şimdi, her ağaçtan yapılabilir mi? Şimdi buranın özelliği kestane ağacından yapılması. Kestane ağacı çürümez. Sağlamdır. O yüzden kestane. Şimdi son zamanlarda üzerine de tekrar suntayla kaplıyorlar ve üzerine elyafla çekiyorlar. Daha sağlam oluyor. Şu an yani, herhalde kestane ağacı olmazsa olmazı. Kestane ağacıyla olacak. Bu şart bir. Peki Sayın Başkanım şu anki üniversitedeki öğrencilerimiz bu anlamda ders de alıyorlar değil mi? Tabii tabii. Burada da staj gören öğrencilerimiz var. Şu an var mı burada? Evet. Ben görüyorum sevgili izleyiciler, kamera arkası öğrencilerimiz ustalarından staj yapıyorlar. Eminim ileride iyi, evet, bir usta olacaklar. İyi bir usta olacaklar. Onlar mektepli ama bizim eski ustalarımız alaylı. Evet, alaylı ustamız da bize bakıyor. Sayın ustamız, sizi de alalım mı yanımıza? Herhalde en iyi bilgiyi tekneyle ilgili ustamızdan alacağız. Kolay gelsin. Sağ olun. Önce sizi tanıyabilir miyim? Ben Kemal Aysan. Kemal Bey kaç yıllık ustasınız? 40. 40 yıllık? Evet. Peki nasıl öğrendiniz? Bir merak üzerine. Biraz celbetti. Bir bakalım nasıl oluyor diye başladık. Şu an hani yurt dışına tekneler gönderebiliyoruz. Sıkıntısız. Peki ne kadar günde ya da ne kadar sürede bitiyor bir tekne? Orta halli bir tekne. Teknenin kalitesine bağlı, büyüklüğüne bağlı. Bir yıl süren var, iki yıl süren var, altı ay süren var, iki ay süren var. Onların pek zamanlamasına göre değil de bir de müşterinin işte bugün istiyorum, şu gün istiyorum diye zamanlamaya göre. Ya çok acele edilecek bir iş değil. Çünkü bu sizden çıkmış bir malzeme olamıyor, ahşap. Mesela olsa CNC'den çıkabilir ama bu el becerisi. Bir parça en azından 10 defa, 15 defa elden mi geçiyor? Peki Sayın Başkanımızın bir tersane projesi var. Evet, sağ olsun, görevi olmasa da öncümüz olarak, ki Gurceşen'in başkanı olarak yardımcı oluyor. Peki bir tersane oluştuğunda ahşap gemicilik adına sizce ileri boyutta bir şeyler olabilir mi burada? Olmaz mı? Eğitimli olan her şeyde hayır vardır. Biz yöresel sanat olarak bu yıllara kadar geldiysek eğitimsel olduktan sonra daha hızlı, daha becerikli, daha kaliteli malzeme çıkacağına eminim. Peki dışarıdan yatırımlar var mı? Sadece yok. Bartın bölgesinden bu işi yok. Yapıyorlar. Her taraftan yatırımcı geliyor. Mesela yatırımcımızın bir tanesi Kaya Bey burada. İsterseniz biz onu da alalım. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyim? Merhaba, ben Kaya Yalçınoğlu. Ben 98'den bu yana İstanbul'da Silivri'de tersanecilik yapıyorum. Nasıl, fark var mı? Kurucaşile'nin yapısıyla, ağacıyla?
Şimdi bakın Kurca Çile diye bakmayın. Şimdi Batı Karadeniz bölgesi Zonguldak'tan alın ta Cide'ye kadar Osmanlı'dan bu yana kadırgaları, çektirmeleri, savaş gemilerini yapan bir bölgedir burası. Burada şimdi tek yönde bir tane ahşap yat yapım kooperatifimiz var. Bir tane Kurcaşehir'de Kurcaşehir'de ahşap yat yapım kooperatifimiz var. Şimdi biz bunların hepsini birbirine birleştirerek buradaki atölyelerin eksik olan taraflarını kapatmaya çalışıyoruz. Bir kurumsallaşma, iki reklam, üç yurt dışı bir elden pazarlama. İşte şöyle bir teknenin satış fiyatı belli. Benim atölyeme geldiğiniz zaman ben size atıyorum X lira diyorsam oradaki Y diyemeyecek. Yani bu tamamen hani üretimde de bir kooperatifçilik mantığı var diye. Biz bunu oturtursak bu bölge gene eskiden olduğu gibi tekne imalatıyla daha anlamlı olacak. Şimdi ahşap teknenin haricinde de fiber tekne de yapabileceğiz buralarda. Saç tekne de. Yani pazar bizden ne istiyorsa biz onu bu sefer sunmaya çalışacağız. Anlaşılan sevgili izleyiciler Kuruca, Şile gerçekten bu projeyle inanılmaz değişecek. Doğru mu başkanım? Tabii. Bu proje Kuruca Şile'nin bir geleceği olacak. Ve eskiye de dönüş olacak. Hem orijinal olacak, doğal olacak. Bir o kadar da buradan tüm dünyaya hitap edecek. Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kurucaşile ilçesinin etrafına baktığınızda tamamen kestane ormanları göreceksiniz. Bu ormanların içerisinde köyde yaşayan ablalarımız, abilerimiz elleriyle sabahtan akşama kadar dağ kestanesi topluyorlar. Doğru mu söyledin? Evet, doğru efendim. Dağ kestanesinin ben böyle olduğunu ilk defa gördüm. Hayır, zaten eskiden beri bizim bildiğimiz bu şekilde bunlar. Bayağı dikenli bir şeymiş. Hayır, bu ya. Hayır, zaten bu dikenli olur. Dikenli olmayınca bu yaşamaz onun içinde. Dikeni gülü de içi mi? Evet tabii ki. İçi. Peki ne zaman başlıyorsunuz kestane toplamaya? Kestane toplamı Eylül'ün 15'inden sonra er kestaneler toplanır. Kasım'ın 15'ine kadar devam eder böyle bu. Rabbim bu memlekete öyle bonkör davranmış ki sevgili izleyiciler her şey bedava. Dağda değil mi? Her ağaçta var kestane. Her ağaçta olur bu. Çoğunu tarlasının içindedir. Orman kenarlarında bu şekilde bu yerişir. Peki ne olacak şimdi? Bu dikenli kestaneleri siz ayıklıyorsunuz. Evet. Ben tutamıyorum. Bakar mısınız? Kirpi gibi sevgili izleyiciler. Kendi ismi de kirpi bunun. Öyle mi? Evet. Kirpi kestane bunlar. Peki bunlar siz bu kadar kestaneden ne kadar çıkacak? Bir çuval dene çıkar bundan. Diyelim ki 50-60 kilo civarında çıkar bu. Bu kaç günlük toplama? Bu 3 günlük, 2 günlük. Artık o olmasına bağlı. Bu dibine düşer, dibinden toplanır bu. Ama ağacından... Surukla çıkar vatandaş bunu döker dibine. Dibinden toplar ondan sonra bunları. Peki bunları ne yapacaksınız, satacaksınız? Tabii ki satacak. Vatandaş bundan ihtiyacını karşılayacak. Burada bir takas sistemi varmış, onu duydum ben. Kestaneni ver, karşılığında patates al, domates al, para geçmiyormuş. Para geçer. Vatandaş şimdi buradan patatesini, soğanını, ununu, yağını alır buyuna. Bir kilo kestaneye kaç kilo patates ediyor? 3 kilo, 4 kilo. Pazar belli. Pazar belli. Soğan da aynı yine o kiloda gider. Burada sevgili izleyiciler bakar mısınız gerçekten köylü milletin efendisi. Ne meşakkatlerle soframıza gelen buradan o kadar uygun fiyata çıkıyor ki bizim sofralarımıza gelinceye kadar buradan 5 liraya alınan kestane sofralarımızda 15 liraya kadar yenilebiliyor. Gerçekten yolunuz buraya düşerse muhakkak Bartın'ın şehir ilçeleriyle birlikte köylerindeki bu büyük lezzeti de tatmadan geçmeyin. Şimdiki durağımız Küre Dağları'nın eteklerinde doğa harikası olarak bilinen Bartın'ın en güzel ilçelerinden biri olan Ulus ilçesindeyiz. Şu anki bulunmuş olduğumuz yer Ulus ilçesine 17 kilometre uzaklıkta olan Ulu Kaya Şelalelerindeyiz.
Bartın'ın en güzel ilçelerinden biri olan, özellikle doğasıyla bilinen Ulus ilçesinde, şehrin tam merkezinde, Koca Göz konağındayız sevgili izleyiciler. Bu konak ya da daha doğrusu eğer yolunuz Bartın'ın Ulus ilçesine düşerse, merkeze geldiğinizde Koca Göz konağında Bartın'a, Ulus'a ait bütün kültürel değerleri yaşayacağınız bir müzedeyiz. Ve şu anki bulunmuş olduğumuz yer müzenin oturma odası mı, misafir odası mı? Misafir odasındayız ve Ulus Belediye Başkanımız bizimle birlikte. Sayın Başkanım, öncelikle merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sizler de içimi güzel doğa kenti Ulus'umuza hoş geldiniz. Sizleri burada misafir etmek, Koca Göz Konağı'nın misafirhanesinde yani oturma odasında sizlerle beraber olmak bizleri çok mutlu etti. Herhalde herkese nasip olmaz değil mi başkanım? Böyle bir konakta bu kadar rahat oturabilmek bizim şansımız oldu. Evet, ilçemizin bu tarihini gösteriyor. Yani bizim ilçemiz en az kuruluşu 200-300 yıl gerilere gidiyor. Daha bir rivayette bu Hasan Dede bize baktığımızda da 12. 13. yüzyıllarda ilçemize ilk mescit yapıldığını görüyoruz. Tabii, manevi bir havası da var değil mi? Tabii ilçemizin çok eski bir yerleşim alanı. Tabii sonra yangınlar yaşamış. Bazı olaylardan sonra tekrar tekrar üzerine yeni gelişmiş. Çok güzel doğasıyla, kültürüyle ve tarihi de olan çok güzel bir ilçedesiniz. Tekrar size hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, şehrin tam merkezinde bir şehir kent müzesi yapmışsınız. Bu müzede neler sergileniyor? Bu müzemiz bizim etnografya müzemiz. Bu müzeyi biz Küre Dağları Milli Parkı Bölge Müdürlüğümüzün ve Bartın Şube Müdürlüğümüzle beraber sivil toplum örgütümüz olan Bartın Hizmet Derneği'nin katkılarıyla biz böyle bir güzel bir ilçemizde ve çevremizdeki köylere gezerek ev ev arkadaşlarımız dolaştılar ve bu eserleri inanın özel evlerin sandıklarından bulduk. Onların tavan aralarından bulduk, tozların içinden ve böyle bir güzel bir müzemiz oluştu. Bu müzede en az 150-200 yıllık eşyalar olduğu, o eşyaları göreceksiniz. İnsanların kültürlerinde, eski yaşam kültürlerinde, işte mutfaklarında, aydınlatma ihtiyaçları nasıl giderdiklerini, ormanda ağaçları nasıl işlediklerini, bunları göreceksiniz biraz sonra. Yaşadıkları değil mi? Tabii, burada onları bir tarihe yolculuk aslında. Tabii yani kesinlikle bizim insanlarımız çok çalışkan, üretken, tarihten beri üretken bir insan. Zaten Türk halkının bu özelliği hiçbir zaman durmayacak. İnşallah ülkemizde şu anda zaten ben belediye başkanı olarak çok çalışıyorum. İlçemi daha 18 aylık belediye başkanıyım. 18 aydır gecemi gündüzümüze katıyoruz. Çünkü ilçemiz ve ülkemiz çok güzel şeyler hak ediyor. Çalışmamız gerekiyor. Dünyanın en güzel yerindeyiz. Dünyanın göz bebeğindeyiz diyoruz. Ulusumuz da Türkiye'mizin en kıymetli yerlerinden biri. Çünkü bu tür doğayı ve şehir yaşamla beraber iç içe, doğa ve yaşam iç içe olan bir şehir, saklı bir şehir. İnanın burada güneşin hapsolduğunu söylüyor bir yakınım. Dedi ki ya başkan, burada güneşin hapsolduğunu hapsolan bir. Çünkü güneş buradan hiç çıkmıyor. Evet. Bakın bir görün, bir güneşi ormanın içinde gördüğünüz zaman o görüntüyü dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. İnanılmaz bir şelaleniz var. Müthiş bir doğanız var. Tarihinizi görmek zaten mümkün. Peki böyle bir ilçeye belediye başkanı olmak herhalde bayağı bir iş gücü gerektiriyor Sayın Başkanım. Tabii ya, şimdi bu buradaki şöyle söyleyeyim. Bu belediyemiz daha önce hep muhalefet olmuş. İlçemizdeki yani nasip olmamış böyle çalışmaya. Muhalefet olunca da biliyorsunuz ne yapalım, muhalefetteyiz. Hükümetimiz bize desteklemiyor diyerek bahanelerle biraz bizim ilçemiz 71 yıllık ilçe olmasına rağmen biraz bazı hizmetlerinde özellikle şehircilik ve temel hizmetlerde geri kalmış. Tabii ben şu anda içinde bulunduğumuz tarihi Koca Göz Konağı'nı ve onun içindeki objeleri, tarihi eşyaları görünce gerçekten benim ilçemin geçmişi çok çalışkan ve çok işini, gücünü iyi takip eden insanlar var ama maalesef son 20-25 yıl, son 50 yıl ilçe olduktan sonra ilçemiz biraz durağan kalmış, Türkiye'ye ayak uydurmamış.
hep böyle siyasi olarak baktığımızda muhalefette kalınca da biraz tembelleşmiş. Ya muhalefetteyiz, ne yapalım işte, iktidara bizim parti gelirse yaparız be deyip biraz oturmuşlar. Ama ben şimdi Ulus'ta AK Parti'nin belediye başkanı olarak seçildikten sonra 30 Mart 2014 seçimlerinde seçildikten sonra tam bugüne şu ana kadar 18 ay geçti. Kısa bir süre. Kısa sürede ben hemen kolları sıvadım. Çünkü ben ilçemin özelliklerini biliyordum. Bizde de bu maya var demek ki. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Şu ana kadar tabii takdir yine ulus halkının ve milletimizin. Çok güzel hizmetleri başlattık. Özellikle ulusun altyapı, kanalizasyon inşaatı, ulusun içinden çok güzel bir ırmak geçiyor. Ulus çayı. Ve bu ulus çayının daha bugüne kadar taşkın koruması yapılmamış, rehaklasyon projesi yapılmamış. Yani ulus çayıyla ilçemiz bütünleşmesi lazım. Bakir bir köy statüsünde miydi başkanım? Değil. Bakir aslında 71 yıllık ilçeyiz. Kentte bir kültür var, geçmiş var. Biraz durmuşuz. Yani bu Türkiye'nin hızlı gelişmesine ayak uydurmamışız. Ağır kalmış. Şu anda ona hızlandırmak için elimizden gelen çabayı, gayreti göstereceğim. Şu anda siz de işte beraber dün de buradaydınız. Hizmetlerimizi gezdiniz. Yani ulusta gerçekten bunların hepsi hızlı bir şekilde başladı ve bu devam edecek. Daha AK Belediyecilik'te ulus yeni bir ulus olacak değil mi başkanım? Kesinlikle. Ulus halkı bu beklentisi de yüksek. Biz zaten bu sözleri verip bu belediye başkanlığına aday olduğumuzda ulusun ihtiyaçlarını tespit ettik ve onları ulus halkıyla paylaştık. O paylaşımlarımızla broşüre döküp onların hepsini şu anda saklayın dedim bunları. Ben bu hizmetleri yapacağım. Yapamazsam siz bana hesabını soracaksınız. Ben de size hesabını vereceğim. Onun için ben çok rahatım. Elimden geldiğince şöyle rahatım, çalışmaya çalışıyorum. Türkiye'miz çok güçlü hükümetlere kavuşsun. Ülkemiz artık gümbür gümbür dünyanın o ilk 10 ekonomisine gireceğini söylüyor değerli Cumhurbaşkanımızın projesi biliyorsunuz. 2023 Cumhuriyet'in 100. yılında inanıyorum ki dünyanın en güçlü 10 ekonomisine girdiğimizde ilçemize dünyanın her yerinden insanların geleceği ve şurada oturduğumuz yerlerde belki devlet başkanlarını ağırlayacağımızı düşünüyorum. Hep hayalim bu. Ben çok hayal kuruyorum. Ben diyorum ki bu şu gördüğünüz konakta Amerikan başkanını, Rus başkanını niye görmeyelim? Bizim Türkiye bütün hayallerine aslında kavuştu. AK Belediyecilikle, AK Parti hükümetiyle hayal edemeyeceği yerlere geldi. Türkiye geldi. Ama benim ilçem geri kaldı. Ben onu hep söylüyorum işte. Ben 18 aydır bunun gayretinde. Ulus halkına bu vizyonu vermeye çalışıyorum. Türkiye büyüyor. Dünya zaten kendini yeni bir dünya kuruluyor. Biz niye burada geri kalalım? Bizim her şeyimiz var. Tarihimiz var. Burası yeni bir yer değil. İşte gördüğünüz bir yıllar önce 500 yıllık bir asırlarca burada insanlar yaşamış, hayatını sürdürmüş bu doğa içinde, doğa kentinde. Doğanın içinde doğaya uyumlu yaşamış bir. Doğayı bizim buranın insanı çok sevmiş. Doğayı inanın burada hiç gördünüz mü? Tahribat var mı doğada? Hiçbir tahribat yok. Ormanlarımız, ırmaklarımız burada şırıl şırıl. Çünkü bizim halkımız doğanın kıymetini biliyor. Çünkü doğada yaşamış. Doğanın nimetleriyle işte biraz önce bu yine biraz sonra tek tek gezeceksiniz. Girerken de gördünüz. O hep doğanın içinden bir şeyler üretmişler ve onlarla yemeklerini yemişler. İşte yaşamlarını sürdürmüşler. Yani ulus bunun kıymetini ben biliyorum. Ulus halkına da ben bunu en iyi şekilde göstereceğiz. Bunun çalışmalarımızda gayret. Projeleriniz var geleceğe yönelik değil mi başkanım? Bir kent konforuna, altyapısıyla. Kent konforu dediğimiz zaman altyapı. Altyapı olmadan üstüne ne yaparsanız yapın durmaz. Geçici olur. Çünkü tarih de böyle değil mi? Bir yaptığımız eserin 100 yıl, 500 yıl yaşamasını istiyorsanız altını, temelini sağlam yapmamız lazım. Biz o manada şehrimizin altyapısından başladık. Sonra bunun üst yapısını geliştireceğiz. En güzel şekilde şehrimizin doğasına ve dokusuna uygun üst yapılar seçerek onları daha böyle modern, daha güzel ilçemize yakışanı yapacağız. Ulusun en önemli, en büyük projem ulusu doğa kentlerinin başşehri yapacağım. Yani sakin kentleri. Yeni bir akımlar duyuyor aslında. Sakin kent. İşte biz büyük bir ekonomi sanayi kuracağımızı vaat etmiyoruz. Ama biz ilçemizin tanıtımını yaparak turizmden çok büyük pay alacağına inanıyorum. Burada benim projelerim var. İşte Etnografya Müzesi bu
buna bana destek veren Ulusa Hizmet Derneğimize, yine Küle Dağları Milli Park'tan çok teşekkür ediyorum. Ve değerli kaymakamlığımıza. Burada bütün kurumlarla biz işbirliği içinde, bütün sivil toplumla beraber çalışıyoruz. Yine burada bir mesleksel okul inşaatı başladı, gördünüz. Evet. O mesleksel okul inşaatı, inanın ulus halkının birliğinin, beraberliğinin, muhabbetinin göstergesidir. Çünkü o mesleksel okulu tamamen halk desteğiyle yapıyor. Bizim önderliğimizde, belediye başkanı olarak ben Hasan Hüseyin Uzun, yine Ulus Hizmet Vakfı Başkanımız Sayın Ziya Çelik, Sayın Değerli Kaymakamım Selçuk Şakar Bey ile beraber biz ulusun tüm sivil toplum örgütleriyle beraber bir araya geldik ve ulus iş adamlarının, ulus hayırseverlerinin destekleriyle ulusa güzel bir mesleksel okulu kazandırıyoruz. 15 gün sonra onu değerli Bartın Üniversitesi rektörümüze sunacağız anahtarlarını ve ilçemize 1000 öğrenci kapasiteli bir okul kazandırıyor. Bu da benim ulus için en önemli büyük projemizdi. Bunun için bize destek veren tüm herkese inanın çok gönülden teşekkür ediyorum. Yani ilçem adına, ilçemin çocuklar adına, geleceği adına teşekkür ediyorum. Yine ulusumuzun en önemli projesi, çok önemsediğim projelerden bir tanesi de ulusta yine bir doğa kenti olduğunda ağaç sanayi var ulusta. Bunu bir organize, küçük orta ölçekte bir organize sanayide değerlendirebilir miyiz? Bununla ilgili ara çalışmalarımız var. Onu da büyük bir gayretle yapacağız ve ulusumuzda böyle çocuk oyuncağı, ağaç oyuncağı çocuklar için. Böyle ahşaptan oyun. Daha doğal oyun grupları. Yani biz bunun için Avrupa Birliği projelerinden faydalanmayı hedefledik yine. Bakka projelerimiz var. Onlarla ilgili çalışmalarımız olacak önümüzdeki günlerde. İlçemize çok şey kazandıracağını inanıyorum. Ulus kaderine mahkum olmayacak, değişecek mi diyorsunuz başkanım? Kesinlikle. 71 yıllık bir ilçe. İnanın uzun yıllar çok el dokunulmamış işler var, projeler var. Biz bunların önünü açtık. Bize bu konuda tüm destek veren ulus halkına, değerli milletvekilimiz var, Yılmaz Tunç Bey. Gerçekten değerli bir insan, genç, dinamik. Hükümetimizin de çok değerli bir üyesi, Millet Meclisimizin değerli bir üyesi. Orada da çok büyük görevleri var, hizmetleri var. İlçemize ve Bartın'ımıza hizmet ediyor. Bu genç arkadaşımızın da iş destekleriyle, ulusta çok büyük işlere beraber onların destekleriyle adım atıyoruz. Şu anda başladıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın da teminatı zaten. Bunlar şu anda yürüyor. Durmak yok, yola devam diyorsunuz. Aynen öyle. Ulus, ben bir iki sene sonra yani mutlaka inşallah yolunuz düşer. Yine bu sohbetimizin devamını yaparız. Çünkü daha çok şeyler göreceğiz. Değişen ulusu birlikte görürüz tabii inşallah. Tabii yani kesinlikle değişen ulus, değişen Türkiye. Türkiye de değişiyor. Ben bunu Türkiye'mizin değişmesine biz bugüne kadar ayak uyduramamışız, geri kalmışız. Ben dün gençlerle toplantı yaptım, orada onlara şunu söyledim. Bizim yürümeye hakkımız yok, biz koşmak zorundayız. Biz koşarsak ancak geride kaldığımızın açığını kapatırız. Onun için biz gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Yoksa ulusta ben burada Kocagöz Konağı çok güzel, sakin. Ara sıra gelip burada dinlenirim ama buna benim sizin sayenize gelirim. Yani vakit bulamıyorum, çok yoğunuz ama yine de heyecanımızı kaybetmedik, yorulduk diyemiyorum, yorulmuyoruz. Hep böyle güzel şeyleri, güzel takdir ve teşekkürleri duydukça bütün yorgunluğumuz gidiyor. Siz de gördünüz işte ulus halkıyla ben pazarda geziyorum, sokakta geziyorum. Onlarla muhabbetimde bana o yetiyor. Benim bütün yorgunluğumu onlar alıyorlar. Onlara ben çünkü söz verdim. Onları mutlu ettiysem diyorum. Yüzleri bana gülüyorsa demek ki ben doğru yoldayım. Beni o bütün yorgunluğumu alıyor. Allah çıktığınız yolda muvaffak etsin Sayın Başkanım. Şu an yurt içi ve yurt dışında bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz bu doğa harikası güzel ilçeden? Ben şöyle söyleyeceğim. Benim ulusumun 100 binin üzerine nüfusu var aslında. Ama benim bu nüfusumuzun 100 binin üzerindeki nüfusun şu anda ulusta yaşayan 20 bin. Bu diğer benim gurbette çok vatandaşım var. Onlar herhalde ekranları başında bizi izliyorlardır kesinlikle. Başkanım. Memleket özlemiyle. İstanbul'da, Zonguldak'ta, Karabük'te şehir burası çok göç vermiş. Ve o insanlarıma şöyle sesleniyorum. Biz ulusu, onlar ulusu bıraktılar. Ben onları tekrar ulusa döndürmek mutlaka gelmelerini, buraya yerleşmelerini isterim. Ama onlar mutlaka hayatlarını kurdular. Ama mutlaka senenin bir ayını, iki ayını bizim ilçemize gelsinler. Benim misafirim olsunlar. Bazılarının burada evleri olmayabilir. İnanın ben şu anda ulusta konaklamayla ilgili, diğer sorunlarla ilgili de sorunları da çözmek için onlara da el attım. Önümüzdeki yıllarda ilçemin
pansiyonculuk, otel hizmetleri ve bu hizmetleri de geliştireceğiz. Şu anda bu kış belediyemizin eski bir oteli var. Gördünüz biliyorum. Çok 15-20 yıldır bekliyor, kullanılmıyor. O otelimizi de ulus halkımızın hizmetine sunacağız ve böylelikle ilçemiz inanın her yönüyle gelişmiş olacak. Bu gürbetteki vatandaşlarımızın bu değişen, gelişen ilçelerini, onların memleketleri burası. Onların yine biz burada tarihlerini koruduk. Bakın onlar buraya geldik zaman şunu diyebilirler Almanya'dan, Avusturya'dan. Ya bu benim babamın evinde vardı, biz bunu eskiden kullanıyorduk. Vay buradaymış diyecekleri çok burada objeler var. Çok anılarını tazeleyecekler aslında. Burada şu el fenerini görecekler, şu ibrikleri görecekler, şu tasları görecekler. Hepsi sini deriz biz onlara, sinilerimizi görecekler. Böyle bizim gibi rahat oturacaklar. Evet, tabii gelecekler burada bir kahve ısmarlayacağız onlara. Bizim burası yani ilçemiz gerçekten her şeye layık. İlçe insanım layık. Tekrar söylüyorum, tarihimiz çok temiz. Burada yaşayan insanlar, bizim dedelerimiz, biz onlara borcumuz var. Onlar bizleri bugünlere gelmemizi sağladılar. Bizim onları yad etmemiz, onların bize bıraktıklarını öyle korumamız gerekiyor. Ben o konuda elime engeleni, üstüme düşeni sonuna kadar yapacağım. O hemşerilerimize şunu diyorum, gelin ulusu, bundan sonra ulus sizleri her zaman gönlüne göz basacak, her zaman sizleri hiçbir zaman unutmayacağız. Bu hizmetlerimiz devam edecek. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sevgili izleyiciler, bu güzel konağa kadar gelmişken bu şehir müzesini birlikte gezelim mi? Buyurun efendim. Ben AK Parti Bartın İl Başkanı Hüseyin Manav. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Bartın'ımız Türkiye'nin en genç illerinden bir tanesi. AK Parti'nin 2002'den bu yana Türkiye'yi baştan başa yeniden imarı, yeniden yapılandırması, yeniden kalkındırması noktasında ilimizde sizin de gezip gördüğünüz üzere hakikaten bundan ciddi oranda nasibini almış durumda. Bunlar... Başkanım, Bartın İl Belediyesi'nin AK Belediye olmaması, bu hizmetleri alması için bir engel mi? Evet, Bartın Belediyesi her ne kadar MHP'de daha önceki dönemlerde CHP ve DSP'de olsa bugüne kadar hiç AK Partili'nin belediyecilik anlayışını belediyecilik şeklini görmese bile bizler hiçbir zaman araba gızıp Arabistan'ı yakma anlayışı siyaseti gütmediğimiz için hem hükümetimiz hem AK Parti anlayışı Bartın'ın merkezde de belediye başka partilerin olmasına rağmen ciddi anlamda hükümet yatırımlarımız vardır. Okullarından hastanelerine, spor tesislerine, yol düzenlemelerine, kanalizasyonun düzenlenmesine, arıtma tesislerine varana kadar hatta belediyemize mücavir alanda kalan sahil beldelerimizdeki derin deşarj projelerine kadar hepsi dere ıslahlarına varana kadar hükümet programları ve hükümet projeleriyle destekleriyle Bartın'da gerçekleştirilmiş durumdadır. Zaten Bartın'ın etrafını gezdiğinizde her yeriyle tabii AK Partili belediye olanların çok daha hızlı bir şekilde ilerlediğini görürsünüz ama her yeriyle hükümetin Bartın'da elinin olduğunu, yatırımının olduğunu, projelerinin devam ettiğini görürsünüz. Aslında yurt dışından gelen gurbetçilerimiz, Çok fazla gurbetçimiz var. Bunlar geldiklerinde bizi Bartın'a daha iyi anlatıyorlar. Nasıl evde çocuğunuzu nasıl büyüdüğünü fark etmiyorsanız, dışarıdan bir gelen bunu daha fazla fark ediyorsa, gurbetçilerimiz de işte 6 ayda bir gelerek, yılda bir gelerek Bartın'daki değişimi bizlere çok daha iyi anlatıyorlar. Şu anki ekranlarımızda bizi izleyen, yurt içi ve yurt dışındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz bu güzel ilginizden? Bartın'ın çok daha ileri noktalara geleceğini, üniversitemizin de şehrin gelişimine katkı sağlayacağını, limanımızla, deniz kıyılarımızla, belediyecilik anlayışımızla, merkezi hükümet sistemi anlayışımızla Bartın'a çok daha kamu yatırımları gelme noktasında vekillerimizin de desteğiyle, bizlerin de mücadelesiyle o parti bu parti belediyesi anlayışı gütmeden ciddi anlamda yatırım yapıp insanımızın yaşam kalitesini ve standartlarını yükseltme noktasında şehrimizin imarı noktasında üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağımızı biliyor insanlarımız. Bu konuda bizlere de her zaman teveccüh gösteriyorlar. Biz yurt dışındaki gurbetçilerimizi de her zaman tatillerini geçirmek için veya sıla-i rahim yapmak için memleketlerindeki akrabalarını, insanları ziyaret edip etmek için gelmelerini, Bartın'a geldiklerinde bize de uğrayıp bir çayımızı içmelerini kendilerinden bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz.